Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Piyasaların genel değerlendirmesini yapmak istiyorum. Borsada yarına hoş geldiniz. Biz 100 bugün realizasyonlu bir gün yaşadı. Dünkü %2-3'lük primden sonra başladığımız yere kadar, dünkü başladığımız yere kadar aşağı yukarı geldik. Dünkü kazançların bir kısmını geri verdi. Vadeli piyasada ise %4 dün prim vardı. Bugün de %3'e yakın yani bir eksi var. Onlar da yine aşağı yukarı dünkü o sert çıkışın olduğu yere kadar Hacimsiz çıkmış olduğu, kaçış olarak gerçekleştirmiş olduğu son bir saatlik kazançlarının tamamını vermiş oldu. S&P'de realizasyonlu bir piyasa var. Trump'ın tutuklanması bahane ediliyor, ediliyor, öyle söyleyelim. Ama buradan daha önemlisi teknik göstergelerin orta vade için S&P'de iç açıcı olmaması arkadaşlar, onu söyleyeyim ben. DAX'ta da zirve görüldü, ona da bir bakacağız bugün. Ons altında 2020 2000'in üzerine attıktan sonra bugün 2030'lu seviye de görüldü. 2030'dan sonra gelen realizasyonda 2010'a kadar yaklaşık %1'lik bir geri çekilme oldu. Şimdi de yatay bantta 2020'de devam ediyor. Burada bunu da değerlendireceğiz. 1980'lere kadar yani 2000'in altına bir kez daha gelme ihtimali var. fakat önünün yine yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Ons gümüşte de yatay bant hareketleri devam ediyor. 25 binli seviyelerde, 25 seviyelerde hareket ediyor. Bitcoin 28 direncini geçemedi ve burada yorgunluk emareleri başladı. Burayı değerlendireceğiz arkadaşlar. Ee, buradan 25 bin lira doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Biraz risk içermeye başladı. Petrol fiyatları 80 seviyesinde tutulmaya başladı. Burada bir miktar geri çekilme bekliyorum. Onu da yine değerlendireceğiz. VIX endeksinde hafif bir e, yukarı eğilim var. %3 civarında. E, minimal 20'nin altında çok sorun yok. Ama orta e, orta vadede yine orada da ben yukarı eğilimleri bekliyorum. Arjantin piyasasında da yine %1'e yakın eksi görünüyor. Dolarda da her gün %0'ı 20'lik civarında bir artı primlenme hafif hafif söz konusu. Ona da bir bakarız grafiği nasıl görünüyor diye. Dolar endeksinde de yatay bantlar devam ediyor arkadaşlar. Tahtalara da şöyle bir bakacak olursak genelin %2 %3'lük bir kayıp yaşadığı görülüyor. Tahtaları şöyle bir inceleyecek olursak %1, 2, 3, %1, 2, 3 şeklinde endeksin Ortalamasında yani öyle taban serileri yok. Çok ciddi bir satış yok. Ancak e, yatay bant kuralları geçerli. Yatay bant şeklinde devam ediyor. Ara Bazı tahtalarda artılar var. Bazı tahtalar %3 şişe görünüyor. Dün ciddi bir prim yapmıştı o da. E, yukarı eğilimli olan tahtalarda yine ara ara görünüyor arkadaşlar. Dipten kurtulamamış tahtalar var. Vestel gibi, vespe gibi. Bunlar da taban oluşum sürecine girdiler. Bankacılıkta ufak bir realizasyon var. Zaten onlar zirvelerine yakın yerlerde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir süzle başlayalım. Bir süzde ne görürüz? Arkadaşlar şöyle bir değerlendirme yapalım. Bir süzün direnç seviyeleri. Özellikle şu kanalın ben sat kanalı olacağını düşünüyorum. Oraya kadar gidecek olan hareketler. Burada 5050. Şurada 21 EMA'da geçemedik bugün arkadaşlar. Oraya vurduk aşağı yukarı bakın. O bölgeye kadar geldik. Şurası tam 21 EMA'nın olduğu yer. 21 EMA grafiği. Şurayı açarsak burayı açarsam görünür diye tahmin ediyorum. Evet. Tam 21 emanın olduğu yer. Oraya vurduk arkadaşlar. Oraya geçemedik. 21 emanın olduğu yer e, önemli bir direnç hattıydı. Denedi. Geçemedi. Normal arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. Gün içi hareketler. Bu da 100 günlük üstel ortalamanın geçtiği yer. Dolayısıyla bu arada zikzak yapması e, muhtemel. Buranın kırılımı ise beraberinde düzeltmeleri gelir ki, getirir ki artık 100 günlük ortalama o zaman tutmamış olur. Negatif tablo çalışır. Hedef seviyeler aşağılar 4000 seviyeler konuşulur. Şimdilik 21 EMA ve 100 günlük ortalama arasında kaldı sürece tahta bazlı hareketler görülecektir. Bazı tahtalar tepeden aşağı %50-55 civarında bir değer kaybına uğradılar. %40 civarında değer kaybına uğrayanlar var. Aşağı yukarı çok yan tahtada genel durum bu. Dolayısıyla o tahtalarda ben bu düşüş gelmeden en azından şu düşüş gelmeden bir yüzde beşle düzeltiyorum. Hatta yüzde onla dipten tarafa yüzde yirmi arasında yüzde sekseni o tahtaların yüzde sekseni de bir primlenme en azından dipten bir kurtulma çabası yani tepki yükselişini bekliyorum arkadaşlar. Yüzde onla yüzde yirmi beş arasında dipten yukarıya doğru. Şimdi endekste de aslında dipten bakarsanız 4.640'da 5.050 seviyelere kadar geldik. Burada, bu da yaklaşık %10'a yakın bir bir primlenme söz konusu oldu. Yani dipten ölçtüğünüz zaman e, dolayısıyla iki günlük sert hareketin yani dip önemli iki günlük sert hareketin bir düzeltmesiyle karşılaşmak e, mümkün. 5000'in üstünde kalsaydı çok daha pozitif olacaktı. Fakat 5000'in üstünde e, kalamadı piyasa. 5000'in üstünde kalamayınca yükselişlerin maalesef e, kar realizasyonuna dönüştü. Tabii kim kar etti derseniz şu bölgede oyuna giren e, sonradan mala girmiş olan kişilerin e, oyundan biraz çıkmaları elini rahatlatmaları dikkat çekici. Vadeli piyasada da şort açanlar burada ciddi zarar etmişlerdi. Onlar pozisyon kapattılar ve yeni şortlarla beraber piyasa tekrar görmüş olduğu 5050 seviyesindeki 21 EMA'nın olduğu noktadan satış yemiş oldu. Burada destek hatlarına bakacağız. Şu bölge bir TOBO bölgesi arkadaşlar. Burada tutulmaya çalışacağız. 4900 seviyesi. Burada negatif tabloyu konuşacak olursak 4816 negatif diye değerlendiriyoruz. Şu alanı yatay bant hareketleri görülecek alan diye değerlendiriyoruz arkadaşlar. Bu bölge ise satış bölgesi olarak bakmak gerekir. Yani şu bölgeye gidecek olan hareketler daha çok yine satış yönlü değerlendirilecektir. 21 mayı geçemedik. Geri geldik. Şimdi bir kez daha orayı deneyeceğiz önümüzdeki süreçte. Belki cuma günü deneyebiliriz arkadaşlar. Perşembe cuma ve önümüzdeki hafta içerisinde yine benzer denemeleri yapacağımızı tahmin ediyorum. 4800 ise kesin stop olmalı ki 4800'ün altı tahtalarda daha sert düzeltmeleri beraberinde getirebilir. Çünkü o zaman bu seviyenin tutma ihtimali düşüktür. Düşük olur ve çubuklar uzar arkadaşlar. Yani bundan sonraki süreçte işte buraların kırılımı çubukları uzatır. O yüzden geri çekilmelerde 4800'ü dikkatlice izlemek lazım. Ama benim kanaatim bu bölgede bir süre en azından 1-2 hafta yani bu haftayı artık yatay bant geçirdik. Önümüzdeki haftayın da yine yatay olma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Sonraki süreçte burasının kırılımı izlenecek. Burada da yukarı bölgeye gidecek olan yerlerde de kar realizasyonu yapmak, eli rahatlatmak gerekir. Süreci 5 dakikaya indirsek ne görürüz? Daha de 5 dakikalık grafiklerle bakarsak daha iyi bir kısa vade için gün içi değerlendirmelerde Bakın gün içerisinde tam da aslında destek görülmemiş. Yani hareketin şu bölgede başladığımız yani dünkü sert çıkışın geldiği yer tam orası görülmemiş. Tam yarıda kapattık. 4870 arkadaşlar. Dolayısıyla o bölgeye kadar bir geri çekilmenin devamı söz konusu olabilir. 4870 günü de dibinde kapattık. 4800 görülmesi ihtimali muhtemel arkadaşlar. Onu söyleyelim. bu, tamam çünkü şu hızlı çıktığımız yer. Şurası basamak modeline de uygun yani burada tutunur. Yarın pozitif açarsa buraları yine direnç olarak karşımıza çıkacak. Yarında yine zayıf bir piyasayla karşılaşabiliriz. Yani yatay zayıf bir piyasayla karşılaşma ihtimali var arkadaşlar. Onu söyleyelim. 5000 seviyesi artık yine direnç. 5000 seviyesini iki kere, üç kere denedi ve şurada bir obo çalışması yaptı. Üçlü tepe de diyebilirsiniz. Neticede oradan da kırılımıyla beraber öğleden sonra yani gün içerisinde pozitifti. Ancak saat 3'ten sonra özellikle 3'ten 4'ten sonra negatif tabloya geçtik ve satışlar sertleşti. Hala e, taban oluşmuş değil. Özellikle 4870 taban oluşum yeri olarak bakmak gerekir arkadaşlar. Bir de vadeli piyasayı yol gösterici olarak değerlendirelim. Vadeli piyasada direnç noktaları nerelerdir? Nerelere kadar gidebildik? Dünkü gördüğümüz zirve değerleri göremedik. Önce onu söyleyelim. Maalesef yine kırmızı tarafa geçtik. Bu da e, negatif tablo. Ara direnç noktası 5670. Dün 5700'ü görmüştük. Burada biz sarı bölgede kalabilseydi 5800'ü hedefleyeceğini değerlendirmiştik. Ancak orada kalamadı. Maalesef yine sat tarafına geçti ve 5500 oldukça zayıf bir nokta arkadaşlar. E, maalesef bu, bu vaziyette kalması yine tabloyu güçleştirir arkadaşlar. Onu belirtelim. Çünkü burası sat kanalı. Dün de buna değinmiştik. Burası mavi bölgenin altı ve kırmızı bölgenin altı. Özellikle şuranın kırılımı yani 5400 seviyesi burası arkadaşlar. 5400 seviyesinin kırılımı aşağıda 5000'li seviyeleri gündeme getirecek. O yüzden bu bölgeye dikkat etmekte fayda var. Yani şuranın tekrar mavi hattın içerisine girmesi ve 5800 seviyeyi görmesi ihtimali pozitif ancak olur. Öyle değerlendirelim şu şekilde. O yüzden tekrar mavi hatta ve yukarısına geçecek olursa pozitif taraftayız. Yoksa kırmızı hat içerisinde kaldığı sürece arkadaşlar tablo 5400 ve daha aşağı senaryoları gündeme getirir. Burada tabii benim kanaatim bu bölgenin tutacağı en azından bir süre yatay bantta tutacağı şeklinde. ve Buraya kadar gelmişken de 5800 seviyesini görmek gerekir diye pozitif düşünelim pozitif olsun diyelim. Böyle bir iyimser Bakış açısı olsun. Yani ancak 5.400 stop olarak takip etmek şartıyla arkadaşlar. 5400 kırılırsa tablo oldukça çirkinleşecektir. Ve düzeltmeler derin noktalara gelme ihtimali söz konusu olabilir. Şimdi biraz daha daraltırsam nereler olabilir düzeltme esnasında? Hedef olarak yukarıda 5800 pozitif senaryoda takip edeceğimiz yer. Mavi'nin içerisine girmesi ve sarı bölge 5800 direnç arkadaşlar. Buradan bir realizasyon gelme ihtimali söz konusu olur. Yukarı eğilimlerde ama tablonun aşağı doğru gitmesinde ise 5000'li seviye var. 5000'li seviye bu mavi hattın tam altı arkadaşlar. 5050 seviyesine ise yöneliş söz konusu olabilir. Dolayısıyla 5400'ü vadeli piyasada kesinlikle stop olarak belirlemek lazım. Şu bölge zaten short bölgesi olarak takip edilmesi gereken yer. Mavi hattın içerisine girerse tekrar ve ortalamayı geçerse tekrar long konuşulabilir arkadaşlar. Şimdi... S&P'ye bakalım. S&P zayıf seyir var dedik. Direnci geçemedi. Dünden bunun sinyali gelmişti S&P'de. Günlük bakalım. Günlük grafikte S&P 4100 seviyesinin üstünü pozitif 4000 ile 4100 arasını ise bir yatay bant hareketi şeklinde değerlendirdiğimizi konuşmuştuk arkadaşlar. Burada bir obo çalışması var. Şu bölge destek bölgesi. Eğer burası kırılacak olursa ki benim beklentim orta vadede aşağı doğru eğilimin geleceği şeklinde. Ve tekrar 3300'lü seviyelerin görülme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Burada pozitif senaryo 4100'ün üzerine atacak olursa şurayı bir e, yine sat kanalı şeklinde 4300'e kadar çıkartabilir senaryosu var pozitif senaryoda. Ancak e, orayı o kısım bile olsa arkadaşlar ben yine kanalın aşağı doğru kırılacağını ve kanalın bir sat kanalı olduğunu e, ifade ediyorum arkadaşlar. Yani ister buradan ister daha yukarıdan. Yani yeni neticede tekrar dip bölgelerin görülme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. 2023 yılında dünya piyasalar açısından özellikle yurt dışı piyasalar açısından olumlu beklentilerim yok. Arkadaşlar onu belirteyim. DAX'ta da tarihi zirveyi gördük bu hafta. Bakın şöyle bir yükseliş hattı oluştu. DAX'ı evet. Böyle bir yükseliş hattı oluştu. Gayet güçlüydü. Fakat o da dirençle karşılaştı. Orada da realizasyonun devamını bekliyorum. 13 binde seviyelerin ve hatta daha aşağı seviyelerin görüleceğini değerlendiriyorum arkadaşlar. Ons altın pozitif arkadaşlar. Güçlü duruşuna devam ediyor. Burada da 2080 ve daha ileri vadede 2200'ün hedef olduğunu düşünüyorum. Ancak kısa vade açısından bakacak olursak bakın yükselen kanal bu. Kısa vade açısından bakacak olursak şu bölge yani şu kırmızı çizginin olduğu yer 1980 bölgesi yükselişlerde bu bölgeye tekrar gelmek isteyebilir diye düşünüyorum onay mahiyetinde. Daha sonraki süreçte ise yükselişin 2200'e kadar devamını bekliyorum. Şimdilik pozitif bir hareket var. Direnç bölgesi 2080 bölgesi. Buralara kadar giden hareketlerden sonra tekrar 1980'ler görülebilir. Yani 1980 ona için gelinmesi gereken yer. Her geri çekilmeyi yatırımcılar genelde alım yönlü olarak değerlendiriyorlar. Kanalın destek bölgesi ise 1950'den geçiyor. Buraları beklemiyorum arkadaşlar ama olası geri çekimlerde desteği bilme açısından bu kanalı takip etmekte fayda var. Onu söyleyeyim. Önü yukarı doğru. Ons gümüşe baktığımızda da yine pozitif seyrin devamını bekliyoruz. Ons altına göre geride kalmıştı. Burada yükselişler ve direnç bölgeleri 26-27 seviyesinde ons gümüşte de şu bölgeden satış bekliyorum arkadaşlar. Yani Altında beraber bu bölgeden satış gelebilir. Yaklaşık 26-27 seviyesi görüldükten sonra onay mahiyetinde 24'lü seviyeye, 23.5'lü seviyelere gelebilir ons gümüş ama onun da yine önünün açık olduğunu ve yükseliş kanalının bakın şu şekilde devamını bekliyorum ben. 26-27'ler ve daha sonraki süreçte de 30 zirveyi göreceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bitcoin'de 28 direnci ile karşılaştık. 28 bini geçmekte zorluk çekiyor. Bunu derste biz arkadaşlarımız analiz etmiştik. Yaklaşık işte bir haftadır bu kanal içerisinde ilk yapıyor. Bir haftadır aynı grafiği görüyorsunuz. Ben de evet farkındayım ama beklentimiz bu şekilde. 28 bini geçemiyoruz. 28 bini geçemeyince tekrar geleceğimiz yer 24 1500 25 seviyeler olduğunu düşünüyorum. Fakat burada tutunduktan sonra tekrar 36, 38, Hedefli önce 32-34'e doğru bir yönelik söz konusu olabilir. Yani bu da bir ara düzeltmeye ihtiyaç olabilir arkadaşlar. Genel izlenimi bu şekilde. Petrole bir bakalım. Petrolde şu an için yatay bant hareketleri dikkat çekici. 80'li seviyelerde kaldık. Burada şu sert hareketi panik satışı yaptıktan sonra gelen tepki alımları devam ediyor. Bu bölgede zikzak bekliyorum arkadaşlar. Ondan sonraki süreçte ise yukarı eğilimlerin devamını bekliyorum. Ve 100 ve 110'lu seviyelerin tekrar görüleceğini hatta ben orta uzun vadede petrolde 150 dolarların görüleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Arjantin piyasasında hafif bir aşağı eğilim başladı. Bir realizasyon oluştu. Tarihi tepe noktadan onay mahiyetinde bakın bir yükseliş kaydettik şurada bir yükseliş oldu. Oraya onay ya çıktı ve şimdi ufak bir realizasyona başladı. Bakalım benim Arjantin piyasasında orta 2023 yılında 150 binli seviyelerin görülme 165, 150 binli seviyelerin şu kanal hattın görüleceğini değerlendiriyorum. O yüzden yukarı çıkan piyasalardan sonra bir kar ile karşılaşılabilir diye düşünüyorum. VIX endeksi borsaları izleme anlamında önemli bir endeks. Orayı inceleyecek olursak orada bir al yapısı var diye söyledim arkadaşlar. Yani biz bunu eğitimlerde anlatıyoruz. Al yapısı şeklinde. Dolayısıyla arkadaşlar bu yapı orta uzun vadede yukarı grafiği gösterir. Ben VIX endeksinde bir şeye hazırlandığını ve yapının bakın böyle bir yükselişe aday olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bizim modele göre, Yapsaneriz modeline göre beklentim yukarı yönlü. Dolar endeksinde de şimdilik yatay Grafikler söz konusu. Burada da bir dip oluşumu var. Şimdilik negatif taraftayız. Burada dip oluşumu tamamlandıktan sonra burada da tekrar 108'li seviyelerin görülme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Dünya krizlerine bağlı olarak diyeyim. Genel değerlendirmemiz bu şekilde arkadaşlar. Tahtalara da bakmıyoruz zaten. Akşam uzun derslerinde değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Kanalımıza abone olan arkadaşlarımız varsa yani katıl butonundan gümüş ya da altın üyesi olan fakat bize bildirmemiş yani üye olmuş ama bildirmemiş arkadaşlar oluyor. Bu arkadaşlarımız psikolojizakademi.gmail.com'a mail atsınlar, telefon numaralarını bıraksınlar. Biz onlara ulaşalım ve akşam 21'de yapmış olduğumuz e, tabi Ramazan dolayısıyla 21.30 yani teraviden sonra yapmış olduğumuz yayınlara bekleriz arkadaşlar derslere. E, bu arkadaşlarımız mail atmayı unutmasınlar onlara e, linkleri ulaştıralım. Bu arada da Mayıs eğitimini hatırlatayım. Mayıs eğitimini seçim dolayısıyla Mayıs'ın ikinci haftası yapacaktık. Şimdi seçim dolayısıyla bir hafta önce aldık. Mayıs'ın ilk haftası. 6 ve 7 Mayıs'ta Borsa Kampı şeklinde yapmış olduğumuz eğitimlere katılmak isteyen kişiler de yine eğitimin detaylarıyla alakalı. Bizim eğitim çalışmalarımız kamp şeklinde oluyor arkadaşlar. İki günlük musakil bir villada deniz manzaralı bir yer. Onu da söyleyeyim. Eski arkadaşlar bilirler. Gelen arkadaşlar da bilirler. İki İki gün, iki gece arkadaşlar kamp şeklinde bir eğitim çalışması oluyor. Bol e, muhabbetin olduğu, e, sohbetin, e, muhabbetin bol olduğu e, bir ortam. E, bekleriz arkadaşlar. Onu da katılmak isteyen arkadaşlar detaylarla alakalı e, psikoloji akademi.etcim.com'a müracaat edebilirler. E, eğitim masrafları e, size ait. E, ikramlar ve konaklama da bize ait arkadaşlar. Bizim misafirimiz olacaksınız. E, onu da belirtelim. Kendi mekanımız olduğu için bir sıkıntı yok. Bizim misafirimiz olarak kalabilirsiniz. Şehir dışından gelecek olan tüm arkadaşlarımız bizim misafirimizdir. Onu, onu da ayrıca belirtelim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir diye de hatırlatmak isterim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.